Hikmet dersleri günahta ısrar edilirse Cenab-ı Hak bu kainatı ve içindeki bütün mevcudatı insan için yaratmış ve onu bu aleme en büyük gaye ve netice yapmıştır. Elbette insanın da kainatın fevkinde bir gayesinin olması zaruridir. Bu gaye ise ancak Allah'a iman ve ona ibadet ve itaat etmektir. İnsan hakiki insaniyet mertebesine ancak ibadet ile çıkabilir. Zira ibadet insanın hayvani arzularını kayıt altına alır. Onu ma'budu hakikisine yaklaştırır, ruhunu inkişaf ettirir, kalbini tasfiye eder, insanı yüksek ahlak ve ulvi seciye sahibi kılar. İnsanın fıtri vazifesi ibadettir. Bu fıtri vazifeyi terk eden insan ruhen tedenni eder, günahların iç yüzündeki dehşetli çirkinliği göremez, işlediği günahlar onu adım adım inkara doğru götürebilir. Günahları işleye işleye kalbi ve vicdanı kararır, kalbi ve vicdanı kararır latifeleri söner idraki felç olur muhakeme kabiliyetini kaybeder malumdur ki amirinin verdiği vazifeleri yapmayan bir memur ona karşı önce mahcubiyet duyar. Eğer itaatsizliğe devam ederse sonunda bu mahcubiyet yerini düşmanlığa ve isyana terk eder. Aynen bu misal gibi insan da ma'budu bil hak olan Allahu Azimüşşan'ın emir buyurduğu kulluk vazifelerini terk ettiğinde önce sıkılır, mahcup olur, günaha devam ede ede ibadetten hoşlanmamaya ve nefret etmeye başlar. Artık böyle bir insan din ve mukaddesat aleyhindeki telkinlere kapılmaya hazır Haline gelmiştir. Böyle bir insan uluhiyet, ahiret, kader, haşir gibi imani meselelerde küçük bir vesveseyi, adi bir vehmi, kuvvetli bir delil telakki eder. Bu zan ile güya mesuliyetten kurtulup selamete çıkacağını vehmeder. İfsat komiteleri bu tip insanları kolayca aldatıp kendilerine ram ederler.''